Önümüzdeki hafta 24 Kasım'da zaten öğretmenler günümüz var. Orada kağıtlarımızı dağıtıyorum. Aralık ayında 2 tane kitap bitireceğiz. Dedik ki sadece spor değil mesela, kitap okuyalım. Yani maksat burada işte farkındalık yaratmak. 5 dakika belki 10 dakika kitap okuyorlar ama en azından çocuk ilk başta baktığında bir satır okuyor. Ama kitap elinde sonra bir sayfaya ya da iki sayfaya diye çıkabiliyor. En azından kitap okuma alışkanlığını elde edelim dedik. Bir tane kütüphane yaptık. Dedik ki bu kütüphaneden herkesin faydalanabilir. Buradaki çevredeki insanlar faydalanabilir. Burada yakında bir okul var. Okulda gelen çocuklar faydalanabilir. Oradan beğendiği kitabı alsın, götürsün, okusun. İşi bittiği zaman geri getirsin. Ya da velilere söyledik. Sağ olsun velilerimiz de birçok kitap getirdi. Ve kitap okumadan sonra da çocuklarla bilgi paylaşımı. Ne anlatıyor bizim? Tuvalet adabından tutun da bayrağın anlamına, sevgiydi, milliyetçilikti, ne aklınıza geliyorsa her türlü konuyu kısa kısa olarak da sohbet ediyoruz. Ondan sonra da antrenmana başlıyoruz. Bazen ağaç dikme olgumuz oluyor, ağaç dikmeye gidiyoruz. Yani farklı farklı sosyal etkinlikler içerisine giriyoruz. 112'yi çağırıyoruz. 112 geliyor anlatıyor. Hakemleri çağırıyoruz. Hakemler gelip anlatıyor. UMKE'yi çağırıyoruz. UMKE gelip nedir, ne anlamı nedir çocuklarla paylaşıyor. Buradaki yani bizim futbol okulundaki sadece futbol değil. Yani farklı özellikleri de. Ha bu çocuklar ne oluyor? Yarışmacı grubuna geldiklerinde, kulübe geçtiğinde zaten işleri güçleri orada futbol oluyor. Ama o zamana kadar burada sadece futbol değil bizim işimiz. Kitap okumak futbolun içerisindeki pratik zekasını geliştirir. Algılamasını geliştirir çocuğun. Kendini ifade etmesini geliştirir. Mesela biz burada kitap okutuyoruz. Çocuğu kaldırıyorum. Okuduğu kitabı, yani o an okuduğunu arkadaşlarımla paylaş diyorum. Şimdi bu çocuk karşısında 30-35 tane bir kitle var. Ve bu çocuk kalkıyor 35 kişiye hitap ediyor. Yani bu fırsatı başka bir yerde yakalayamaz. Bu sefer çocuk kendisini ifade etmeyi öğreniyor. Birincisinde kekeliyor. İkincisinde, üçüncüsünde bu sefer hitap etmeyi öğreniyor. Yani sadece ders değil kitap okumak yani. Oğlum yaklaşık 2 yıldan bu yana geliyor sağlık spora. Tam yıl boyunca buradayız. Sadece yaz okulu olarak değil. Kitap okuyorlar, en güzeli o. Takımlaştığı öğreniyorlar, iyi şeyler yapıyorlar. Bu arada da bir sürü arkadaş çevresini geliştirmiş oluyor doğal olarak. Biz evde uğraşıyoruz, benim eşim de eğitimci ama çocuğumuz burada çok dinlemiyor bizi. Ama buraya geldiğinde sağ olsun hocalarımızın yardımıyla okuma alışkanlıkları gelişti. Hem hızlı okumaya hem de daha güzel şeyler öğrenmeye başladılar. Gerçekten ben bütün çocuklara çok faydalı olduğuna inanıyorum bunun. Her cumartesi pazar burada mesaiyi o yüzden harcıyoruz. 10 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Burada sağlık sporda antrenmandan önce kitap okuyarak başlıyoruz. Sonra sahaya giderek antrenmana başlamadan önce ısınma hareketleri yapıyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. Sonra maç yapıyoruz. 2-3 tane kitap okumuşumdur ve kitapları okuması güzel. Kağıtlarımız var. Kitabın adı, sayfası, başlama tarihi ve bitiş tarihi.